Bak şunu. Kapattım işte. Bak, dikkat et arkadakilere gitme. 10. Yok artık daha iyi. Kaç veriyorsun? 1. Nasıl olur ya? Kitap böyle mi olur? Bana bir şey ekleyelim. Çok bunu merak ediyorum. Bu niye ben bunu merak ediyorum? Şu an en çok bunu merak ediyorum. Bir de evet. Yorumlara yazacağım. Bir de mahvetti diye. Hoş geldiniz. Bugün yine kanalımda bir konuk var. Atacan Sezgin. Atadı Şef. Evet, Instagram'da takip etmek isteyenler için Atadı Şef. En başına Instagram veriyoruz, reklam. Ata benim Hacettepe'den İngilizce öğretmenliğinden arkadaşım. Birlikte yes. Okuduk. Bana çok yardım etti derslerim için. Bölüm üçüncüsü. Evet, bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu. Biz bir dersten kalacağız diye ağlarken Ata o dersi A1'le geçmişti. Dilediğini mi? A2'den geçti. Dersi de yükseltmeye alıyordum o sırada. Ay evet ya! Ay bunu da bizim bir ayrı video çekmemiz lazım. Hacettepe anıları. Hacettepe 101. Hacettepe bakımı konuşulmayanlar. Dile getirilmeyenler. Biz konuşulmayanlar edeceğiz. Tamam. Evet, bugün biz İspanyol abur cuburları tadıyoruz. İspanya'dan gelirken abur cuburlarla geldim. Atayla video çekeriz diye. Bizim arkadaş grubumuzda zaten kim yurt dışına çıksa dönüşte abur cubur getirirdi. Biz tadardık da o zamanlar benim YouTube kanalım yoktu. O yüzden eğlencesine videolar çekip storylerde kalmıştı o videolarımız yani. Değil mi? Evet. Hadi başlayalım Ata. Neyle başlayalım? Bence hafiften başlayalım. Hafif bu. Hafif değil. Bence bundan başlayalım. Hadi onunla başlayalım. Tamam. Çok bunu merak ediyorum. Bu. Gösterelim kameraya. Çok mu uzak? Limonlu karabiberli cips. Limonlu karabiberli cipsle başlayalım. Açıyorum. Şu an çok heyecanlandım. Çok da limon kokuyor sadece. Şeylisi vardı. Kızarmış yumurtalısı vardı. Onunla çok arada kaldım. O mu olsun bu mu olsun diye. Bunu seçtik sonra. Şu an bir pişmanım ki yumurtalıyı mı seçseydik? Yumurtalıyı aldın sanıyordum, biliyor musun? Bunu aldım. Hem tadı yok sanki. Var. Şey gibi. Cipsine yanlışlıkla limon suyu sıkılmış. Bir maden suyu dökmem gibi bir şey. Yemeğime. Limonata döktüğünü düşün cipsine. Ama bana pimenta gelmiyor. Karabiber gelmiyor. Gelmedi. Yani hepsini yerim ama ayrı konu da. Yenir aynen. Şaşırtmadı. Yani. Evet. Ne bekliyorsun ki zaten? Limon ve karabiber. Oo, var demeyi bekliyorum ben. İspanya bozuyorları. Bunu koyalım. Puan. He. Puan. Kaç üzerinden verdi? Bunu konuşmadık. 10 mu? 10 üzerinden. 2. sen söyle. Aynı anda söylerim. Evet. Dur ben daha karar vermedim. Heyecanlandım. Verdim. 1. 2. 3. 5. 6. 5.5 o zaman. 5.5 da anlaşalım. Hasendado limon ve pimentaya 5.5 veriyorum. Bu Hasendado da şey oranın bimi gibi düşün. Mercado. Simbat şu an. Aynen Simbat. A101 Simbat gibi. Mercadona'nın markasıydı bu. Buna devam edelim. Tamam. Bu da kraker. Ama şekli bir değişik bir kraker yani. Kedi dili. Uzun kedi dili gibi değil mi? Kedi dili sabıyor geldiğini. Ne aromalı? Sobresada aromalı. Bu ne? Eti kurutuyorlarmış. Daha sonra da onu baharatlarla falan püre haline getiriyorlarmış. Onlu kraker. Onlu kraker işte. İçinde bir şey değil. Fotoğrafı var. İşte onun fotoğrafı. Bir peynir var bir de yorum yani. Soğan da var. Soğan da var. Bunu koku. Kırılmışlar. Atacağım. Soğan kokuyor resmen. Soğanlı sandviç gibi kokuyor. Hepsi kırık oldu. Şu çekimi gösteremiyoruz.
Ben bunu daha önce yedim bu arada. Ata gelene kadar. Bu çünkü ikili paketti. Ata gelene kadar yedim bir paketini. Çok çünkü ben İspanya'dan döneli birkaç, 2 ay oldu. 2 gün sonra 2 ay olacak. Et tadı gelmiyor. Soğan çok geliyor. Peyniri soğanlı gibi. Buram buram soğan ama güzel. Beğendim. Beğendim bir dokusu ben. Bir garip. Böyle evet. Bayat gibi ama değil. Böyle bir yumuşak. Değişik evet. Bizim krakerler gibi değil. Ama yani. Şeyden daha çok sevdim mesela. Cipsten daha çok mu sevdim? Evet. Götür sonunda. Yol kadar yolduk yarın Ankara'ya dönerken. Soğan. Ah işte böyle bir şey. Evet. Göster tipini. Değişik. Tamam, puan mı veriyoruz şimdi? Evet, dur. Verdim. Ben de verdim. Bu ne oldu? 8,5. 7. 8 o zaman. 8. 7,5 mu? Niye 7 verdin ya? 7 vermek istedi canım. İyi, ben 8 veriyorum o zaman. 7,5'da anlaşalım. 7,5'da anlaşalım ya. Okey. Bunu da merak ediyorum. Hadi bununla devam edelim. Aa, unuttum. Anitiyeniz trufa. Yani. Bu da kraker, trüflü. Trüf mantarı değil mi bu? Trüf mantarı evet. Trüf mantarı normal kraker. Bu da altın başarı. Bunu hiç yemedim. Hiç trüf yedin mi? Onu da hiç yemedim. Bakalım beğenecek misin? Sen yedin mi trüf? Trüf ya. Her gün. O kadar kötü kokuyor. Nasıl güzel kokuyor ya. Ben trüf seviyorum belki o yüzden. Aa, bence iğrenç kokuyor. O zaman güzel. Evet. İğrenç. Abartma sen de. Trüf peynir kokuyor. Bozulmuş peynir. Abartma. Trüf böyle bir şey işte, aynı. Bunun yağında patates çok güzel oluyor. Ne oldu? Yedikçe güzelleşti. Buna yani. Yedikçe güzel geldi. En güzel bu şu üçün arasında şu an. Gerçekten çok gurme bir şey ya. Bana öyle geldi. Gurme bir şey. Ama bunu böyle atıştırmalık yiyemezsin. Çok ağır. Fazla ağır bence. Bu da Hasan Dabda bu arada. Altında bim yok ya. Ben bunu bayağı tuttum. Güzel. Konuşsana. Kaç veriyoruz? Hadi. Ben 7 veriyorum. Ben 9 veririm. Sen 10 da verebilirsin. Yani 10 veremem. O kadar muhteşem değil. Peki. Güzel ama. Sanırım. Kaç o zaman? Sen 7 ver, ben 9 ver. Çok farkı var çünkü. Tamam, öyle yaptık zaten. Sen 9 dedin, ben 7 dedim. Bu niye? Ben bunu denemek istiyorum artık. Çok heyecanlıyım bunu denemek için. Evet. Çok garip hadi. Duruyor. Hadi. Bu chorizo. Chorizo çubukları. Chorizo da oranın şey gibi düşünün. Sucuğu. Sucuk çubukları yiyeceğiz. Bu çok değişik kokuyor. Evet. Hepsini yemeyebilirim. Hadi 1, 2, 3. Cheers. Çok çıkaracak mı? Bağırsak gibi. Evet. Bence çıkarmamız gerekiyordu. Dışını mı? Evet. Karıldı. Sucuğu soyuyoruz ya. Onun gibi. Isırdık direkt ya. Acaba çıkarmadan mı yiyorlar? Bence çıkarmamız gerekiyor. O kadar korktum, arkasını yapıyor mu? Nasıl yenir diye bir şey yazmıyor.
Burada ne yazıyor? Kuando yazıyor. Donde yazıyor. Desidir Kuando. Donde. Como. Ikonken. Kimle? Disfrutas del mejor fuet. En iyi fuet diye bu. En iyi fuet. Kimle paylaşacağını karar verme diyor. Hmm. Ben kötü değil. Ama bir daha yemem. Buna yumurta kırılır ha. Kahvaltıya yapalım kalanını yarın. Kahvaltıda artık çok yumurta kıralım. Yiyecek mi onu gerçekten? Yiyecek mi? Çöpe mi gitsin? Yurt dışından geldi, bu pahalıdır. Sonra yerim belki de. Ha, tamam. Yiyeceksen ye. Şimdi dur. Bir de bozdum. Tuzlulardan başladık, tatlılara doğru gidiyoruz. İki tane kaldı zaten. Bu kaldı, bir de bu kaldı. Evet, konserveler kaldı. Okey. Bu da tuzlu ya. Hadi buna bakalım. Bence hafif bir şey olsun. Bu ağırdı, bunlar da ağır. Bu hafif olsun. Bu bizim soslu mısıra benziyor. Hı, göstereyim. Jumbo boyu. Kocaman soslu mısırlar. Ben görünce bayağı şey oldum, şaşırdım. Aa dedim yani. Gigante. Mais gigante. Frito. Kızarmış kocaman. Kocaman. Mısır. Gigante. Ben bunu ilk açımda dökmüştüm. Bir daha düşürüyor. Boğazımda kaldı ya sucuğun tadı. Böyle boğazımda evet. Kaldı. Çok ağırdı. Darı. Tamam, oha. Oha oldu gerçekten. Abi senin o zaman. Hadi, cheers. Yok artık. Darı. Tadı da darı. Bu aynı, birazcık kocaman. Baharatlı da değil, bizim soslu mısır gibi değil. Sadece tuz. Baharat yok. Var bence, baksana elime. Tuz bence o. Buna puan vermeyeceğim çünkü aynısı. Turistoya puan vermedik. Aaa. 3. 5 ya, o kadar da değil. 5 diyorum. Filiz 3 mü diyorsun? 3 diyorum. Ben 5'in aşağı vermeyeceğim bugün bakalım. Evet. Her şey yediğin için. Buna verecek mi da benim? 10. Ama ben mısır, soslu mısır çok ne? 1. Sıfır. Yok ya, normal yani işte. Ben soslu mısırı çok yiyorum. 7 falan. Ben de severim soslu mısırı. Bunu beğenmedin çok. Bunu da beğendim de. Çok büyük. Ben buna çok sinir oldum. Bu kadar büyük olmasına. 7 yol gibi. Kaç? 7 falan veriyorum ben ona. En çok bunu merak ediyorum. Mısır'a. Mısır'a sen kaç verdin? 10. Gerçekten. Ciddi miydi o? Evet, onun soslu mısırı bayılır. Bu da... Almejas blancas en salsa gallega. Gallega. Sanırım almejas bir midye türü. Midyedir yani. Orada İstiridye her midyeye galiba. Bir ayrı isim. Büyük, küçük, tadı, evet, şekli, rengi değişmiyor. Gallega soslu işte şeymiş. Midye. Çok heyecanlandım şu an. En çok bunu merak ediyorum. Bir de bunu. En son onları bıraktık. İspanya'da deniz ürünleri çok. Her tür deniz ürününün şeyini bulursunuz, konservesini. Ayrı reyonlar var bayağı. Uzun uzun reyonlar var bunlar için. Bu ne kız? Kandı, balıklar kandı. Kocaman kocaman koyuyorlar bir de balığı. Kanlı değil de kırmızı soslu. Çatallarımız. Güzel kokuyor bayağı. Evet, tadın... Türk mezelerine benziyor böyle patlıcanlı şeyle. Of, çok heyecanlandım. Filiz! Bunu Orkun Işınman'ın videosunda da gördüm. Sanırım kusarak yiyordu. Bu her şeyi kusarak yiyor. Ben hiç abartı tepkiler vermem. Hadi al artık. Alamıyorum. Al sen bunu. Çok yağlı. Yağ içinde tutuyorlar işte. Ton balığı gibi düşün. Cheers mı? Cheers. Cheers. Çok kötü sürüyor. Ben beğendim. Sanki. Bak ilk. Aa.
Sonradan ne oldu bunun tadına? Balık geliyor işte bak. İlk önce sosu geliyor. Etrafındaki sos çok güzel. Böyle patlıcanlı, aa, şakşuka gibi sosu. Şakşukaya benzedim. Sonra içindeki o hayvanın tadı böyle okyanus okyanus geliyor böyle. Balık böyle sonunda tadı. Geldi böyle. Tam içi. Ayy. Gerçekten kusmalıkmış. Orkun'a laf ettik ama. Sos çok güzel. Bitirir misin bunu? Bizim evde yenmez bu. Gitmeden bitir. Kankam o sert bir kısmı var böyle. Sert bir şey geldi ağzıma. Su. ben bunu yerim. Sırf ziyan olmasın diye yerim ama. İlk yediğinde bir et, salçalı et gibi geliyor. Hı-hı. Salçalı dana gibi geliyor. Gerçekten et yiyorum gibi hissettim. Sonra deniz bir bastırıyor balık. Sonra o etten ton balığı gibi bir tada geçiş oldu. Sonra iğrenç bir tada geçiş oldu. Ben alıştım. Üçüncüde. Bununla anım da var. Anımı da anlatacağım bununla. Yerken anlat. Bu ançoa dolgulu zeytin. Ançoa da hamsi yani. Ançoyuz yani. İşte. Evet. Ançoyuz yani. Barcelona'da staj yaparken benim Türk arkadaşım vardı Hatice. Kulaklar çınlasın. Ya Hatice su. Kahvaltıya gittim ona. Kahvaltı masasına zeytin koymuş. Yiyorum, zeytinden balık tadı geliyor. Balık tadı geliyor bir şeyden dedim. Hani zeytinden olduğunu da bir anlamadım başta. Sonra getirdi zeytinin kabına. Baktık balık resmi. Kıkanmıyor. Ufak bir teknik aslında. Takipçilerim çok. Ufak bir aksaklıktan da çıkıyor. Tamam, dökeceksin. Tamam, dökmüyor. İşte balık resmi görünce biz anladık. Baktı. Çünkü üstünde yazıyor aslında. Ançoa dolgulu yazıyor ama o zamanlar İspanyolca bilmiyordum ben. Sonra balık resmini görünce anladık. İçine açıp baktık zeytinin. Bir şey dolgulu. Balık püresi var içinde yani. Hadi yiyelim şundan. Hadi yiyelim. Ben bunu seviyorum. Valencia'ya gittiğimde de aldım ama bitiremeden geldim. Çok yumuşak. Balığı çok kötü ya. Balık ne? Yani, bir daha yiyeceğim. No me gusta diyorum buna da. Ben seviyorum bunu. Kemal. Fazla yumuşak. İçindeki balığı püre bir yapmışlar bize. Yok. Kaç veriyorsun? 1. 6 veriyorum ben. 1 veriyorum. Yok artık. Şuna 2,5 veriyorsun. Buna 1 yani. Ama ilk yediğinde çok güzeldi o da. Sen de şey söylüyorsun aynı şeyi. Bunda en azından sonradan gelen kötü bir tat yok. İşte en başından geliyor kötü tat. Yok artık. Yani kötü tat olarak... Aynı mı yani? Bunun tadıyla onun tadı, o en sonunda gelen tadı aynı mı? Bilmiyorum. Bak ne yapacağım şimdi? Bunu yok artık. Yok artık. Sosa bandı krekeri. Yok artık. İğrençsin. Tuzlar bitti. Tatlara geçiyoruz. Onunla başlayalım hadi. Göster. Göster kızım. Arroz. Tortitas arroz, çikolata blanco, sabor yoğurt, yoğurtlu, beyaz çikolatalı, pirinç patlağı. Evet, pirinç. Bizim gonglar gibi. Hmm. Gongların tatlısını düşünün, beyaz çikolatalısını düşünün. Sen bunu da yedin herhalde. Evet. Bu 4 paketti. Bir paketini Atay'a ayırdım, diğer paketleri yedim. Ama oradayken yemedim. Türkiye'ye gelince yedim. Bunun bir tarafı. Tabii. Eti gong. Şey, özgür çok gelince doğru. Eti gong. özgür gelince böyle. Gürbüz. Gürbüz gelince böyle. Gürbüz gidince böyle. Cheers. Üstü de güzel yani. Yoğurt tadı çok gelmiyor bana. Beyaz çikolata tadı geliyor. Gayet güzel. Ben buna her şeyi koyuyorum normalde. Üstüne yoğurt.
Acı sos, hardal. Tatlı kola hiç denememiştim. Bayağı güzel miydi? Kötü tarafı yok bunun bence. Ben beğeniyorum, evet. Keşke oradayken yeseydim. Sütlü çikolatasını falan. Sadece altı böyle boş olunca çok kontrast geliyor tatlar. Ayrı ayrı geliyor. Şöyle yesem. İşte güzel. Sevdim bayağı. Bitti, bundan bir daha yok. Kaçı veriyorsun? 9. Ben de 9 veririm. 10 değil. Muazzam değil o kadar ama çok güzel. 9 o yüzden. Sonra ne? Bu bildiğin çikolatalı bisküvi. Evet yani. Çünkü çok şeyleri yok. Tatlıları garip değilmiş. Hayır, abur cuburları çok yok. Çok çeşit yok gerçekten. Bizdeki bir çeşit yok orada. Böyle minik minik 4 tane çeşit. Dilsen ben bunu da açardım. Şimdiye kadar açardım ben bunu da. Böyle bir tane. Ya çok güzel. Şey böyle tam evet. Çocuğunu alacağım. Her gün çantasına bir tane koyacağım. Hepsini bu kadar tatlı yemesin çocuk gidip de okula. İşte haftada bir kere. Üstünde de balon var. 3 tane çıkıyor bir tanesinden. 12 tane toplam yani matematik. Çotasını beğenmedin mi? Bisküvisini de beğenmedim. Ben normal geldi. Hiç beğenmedim. Aa. Aç. Kim ya bu? Alo. Hayır, yanlış numara. Alo. Yok. Yanlış numara kardeşim. Tamam abi, kusura bakmayın. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Dediği ismi de ben anlamadım. Blablabla diyor çünkü. Evet. Deli deli insanlar beni buluyor ya. Ben bunu beğendim ver. Niye garip geldi anlamadım. Çok mu şekerli geldi? Son kullanma tarihi mi geçti acaba? Yok, 2022 diyor. Beklediğinden geldi. Evet, bunun için çok heyecanlıyım. KitKat Gold. Türkiye'de yoktur diye aldım ben bunu. Yarın çıkıyor. Migros'larda zaten varmış. Ay bu da paketliymiş, ben bunu da açardım. Sana bir tane bırakırdım. Kararlılıkta biz gibi oldu. Bir tanesini açalım. Zaten bunlar tek tek olur mantıken zaten. Çıplak olsun. Ne bileyim. KitKat hayatım. Altı normal çikolata, üstü gold. İçinde normal gofret. Gold tarafı... Garip tadı. Ben etinin gold çikolatasına bayılıyorum ama bu onunki gibi değil. Kötü bu. Gold... Çikolatasının tadında bir şey var. Çok saçma bir, garip bir nüans. Ne bileyim, kötü tadı geliyor ya. Gold gibi değil yani, karamelize gibi değil. Bal gibi. Ama kötü bir bal böyle. 5 liraya alınmış bal gibi bir kavanoza. Güzel benzetme. Öyle, evet. Vız. Beğenmedim ben de. Pahalıydı da yani. Hatırlamıyorum fiyatını ama pahalı. Alırken bir düşünmüştüm diye hatırlıyorum. Acaba gerçekten gold mu var içinde? Kesin. Buna kaç 4 puan veriyorum. Ben 3 veriyorum. Yani kötü değil ama yani çok iğrenç değil en azından. Ama o garip tabii beni çok şey etti, irite etti. Tamam. Sinirlenme, sakin ol. Nasıl olur ya? Kitap böyle mi olur? Hem nesli arıyorum. Sonuncu tatlımız Turron de Cacoet Blando. Cacoet, nasıl okuyacağız bunu? Kaka. Cacoete. Cacoete. Fransızca Cacoet. Cacoete. Cacoete bence. Turron ne, sen onu anlat, ben açayım. Helva falan. Helva. Bu açılmış bu arada. Ben dayanamadım. Belli mi ettin? Turron. Oraların helvası.
nasıl aynen. Şekerden nuga. Evet. Bu ezmesi, fıstığın ezmesi. Bir de bunun serti var. O bildiğin nuga gibi bizim. Bunu daha çok şeyde yerlermiş. Yeni yılda. O zaman çıkarmış en çok. Ben bu Duty Free'den aldım. 3 tanesi 4 euroya. Helva gibi yani. Şeyi, dokusu helva, helva gibi. Evet. Ama o kadar tatlı değil. Bu çok biliyor musun? Kes o zaman bana. Biz bunu zaten yedik Barcelona'da aslında. Yemiş miydik? Şeyde Makedonya'da yedik. Pardon. Tattık. Neydi ya? Bokeria'da yedik. Bokeria'da tattırdı kadın bize. Çok beğenmiş. Aşık olduk orada biz. O en iyi marka ama Vincent'ın markası onun. Evet, baya güzeldi. Bundan yemedik işte. Kakao etli yemedik. Fıstıklı yemedik. Onlar bademliydi bu fıstıklı. Evet, bademlisi muazzam gerçekten. En güzel. Bunu dondurma yedim ben yazın. Dondurması da güzeldi. Aralarında bunun parçası vardı, güzeldi. Oha. Ben bunu beğendim. Kaç veriyoruz buna? 9. 8.5. Çok yenmiyor yani o da. Tamam, şu yetti bana mesela, bir daha yemem. Bizim helva da öyle. Helvaya bir bas var. Okey. Ne içiyormuş şu? Bitti. Bitirdik hepsini. Filiz bana bir şeye geldi. Hadi favorilerimizi seçelim. Tatlı ve tuzlu ayrı mı? Birleşik en sevdiğimiz. Ben ayrı ayrı. Hayır, bir tane seçiyorsun. Bir tane. Tamam. Tamam, hadi iki tane seç. Tamam, tatlılardaki favorim bu ya. Turon. Turon'dur. Sonra ama bu yarışır bence. Yarışır, yok artık. Sonra şu da güzeldi, evet. Tam en sevdiğini söyle dedim. Yani tamam, Turon en sevdiğim. Senin ne? Benim de Turon. Tatlılardan en sevdiğim Turon. Tuzlularda en sevdiğim zaten söyledim bir kere falan. Çürüflü, kraker. Sonra bu. Sonrası sıraya koymayacağım bile yani. En az sevdiğim ama. Yani korkunç. Senin en sevdiğin ne? Bu. Bak bunun yerine sirkeli olan cips alsam o olurdu. Sirkeli cipse bayılıyorum. Ben de. Yumurtalıyı alsaydın aslında. Evet. Bunu sevdin mi? Hayır. Ben sabah bunu yumurta kıracağım. Yanında da bununla yiyeceğim. Yeter. Ay, biz duramayacağız. Kanalıma konuk olduğun için teşekkür ederim canım arkadaşım. Her zaman canım. Benim kanalıma da beklerim, açarsan bir güne. Tariflerini bekliyoruz. Bir tarif kanalı da aç bize. Yarın Chorizo'ya tarifim geliyor. Chorizo yumurta tarifim. Patask için Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için size de teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Like atmayı unutmayalım. Yorum yapmayı unutmayalım. Takip almayı şuradan tıklayarak şey yapayım mı? Bildirimleri açmayı unutmayın. Her iki haftada bir yeni video geliyor. Ayda bir falan ama. Bunu da artık yıl sonunda görürüz. Şu an Kasım'a girdik. Evet, şu an 1 Kasım tam şu an tarih. Ben bakalım ne zaman yayınlayacağım bunu. İlk ne zaman videomu çıktık YouTube'da, hep merak ediyorum. 2021 bitmeden yayınlayacağım. Hadi kendime bir şey koyayım. Biz o zaman yemeye devam edelim, evet, siz de. Kendinize iyi bakın. Her şeyde kırdım. Adios. Adios, hasta luego.